sokakta görünce dönüp baktığınız bütün yarış makineleri burada arkadaşlar, bugün BYK Uzo Vlog'da. Ne diyorduk bu durumlarda? Amanın namının. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yaptığımız hakkında uzun uzun konuşamayacağım. Çünkü direkt otobanda açtım. Şu ana kadar katılmış olduğum en büyük grupla, en çılgın grupla yoldayım arkadaşlar. Grubun motosikletlerinin maliyetini toplarsak 1,5 milyon lirayı aşıyor. Hepsi çok büyük makineler. Konuşursam asla göremeyeceğim makineler konuşmaya takılırsam. Sürekli gaz açacağız. Manyak bir gün olacak. Kayıtlı olsun istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım kopalım. Ufak bir bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tane BMW Spinarak var. Pardon, bir tane eski kasa HP4 BMW Spinarak. Bir tane yeni kasa Spinarak. Bir tane ZX6. Bir tane ZX10R. Bir tane R6, yani gölge. En güçlüsünden ama tabii ki. Bir tane 600R. Onun dışında bir tane Suzuki GSX-R1000. Yani sokakta görünce dönüp baktığınız bütün yarış makineleri burada arkadaşlar, bugün BYK Uzo Vlog'da. Hazır böyle yavaşlamışken bahsedeyim dedim. Bir tane de Goldwing çıktı sanırım bizimle yola, şu büyük kamyonlardan, ama yetişebilir mi sanmıyorum. Bir tane Kawasaki 1400'lük var, ZZR400. Onun dışında arkadaşlar 2-3 motor daha var sayamadığım. Öyle büyük, öyle manyak bir grup şu BMW'den var işte. Bu hangisiydi tam olarak bilmiyorum. Onlarla da konuşma fırsatım olmadı, direkt yola çıktık. Muazzam bir gürültü var, o kadar yüksek bir ses var ki sürekli bağırmak zorunda kalacağım. Umarım ses tonum çok cırtlak gelmez de kulaklarınızı tırmalamaz. Eğer öyle olursa kusuruma bakmayın. Bugün bayağı kendimizi kaptırıyor olacağız. Umarım konuşmaya fırsatım olur. Yer yer böyle motosikletlerden bahsedip, of sese bak ya, Allah'ım yarabbim. Yer yer böyle motosikletlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer durursak bir petrolle falan motorları göstereceğim diyecektim ki durduk bile. Arkadaşlar çok iyi ya. Aa, unuttum arkadaşlar, 600R dedim de. İki tane de CBR1000R'ımız var. Şurada ZX10R. Arkadaşlar o kadar çok motor var ki hala geliyorlar. Hepsi büyük makineler. Şu an heyecandan az önce açtığımız gazın soluksuzluğundan konuşamıyorum. Hangi modeller var bilmiyorum doğrusu. İyi oldu durmamız çünkü az önce bayağı koptuk. Açılış bile yapamadım yani. Açılış yaparım diyordum. Yola çıktığım gibi 250'lere ulaştık. Büyük makineler var. Gerçekten çok büyük makineler. Bir de şöyle bir şey var. Bu benim daha önce takılmadığım bir grup. Grup dediğime de bakmayın. Öyle herhangi bir ad altında toplanmıyorlar. Bizim abilerimiz kendi arasında bir buluşma ayarlamış. Ben de sizler için çıkıyorum. Bugün güzelce bir gazlıyım. Şu toplantının bir tadına bakalım istedim. Çok büyük çete. İzmir'de daha önce bu kadar toplandı mı bilmiyorum. Bayağı büyük makineler, bayağı sağlam makineler var. Evet, aleykümselam. Şu öndeki zaten en sağlam iki canavarlardan. Soldaki ZX10R, sağdaki BMW Spinarak HP4. HP4 deyince de havalı oldu ya. HP4. Şu BMW'yi de az önce görememiştim tam olarak. Bu da BMW Spinarak arkadaşlar. Arar değil, Naked modeli. O da çok sağlam patlatıyor. Az önce gaz açtığımda duydum. Egzozu manyak onunda. Alacak olsam ben kesinlikle Spinarak alırdım. Bilemiyorum, sormak lazım. Neden bu motoru tercih ettin diye sorgulamak lazım. Hani ne diyordum, cümlem yarım kaldı. Yani bir şey olduğundan da yarım kalmadı. Benim heyecanımdan yarım kaldı arkadaşlar. Şunu diyordum. Bu grup daha önce çıkmadığım, tanımadığım abilerden oluşuyor şu an. Kimin ne kadar serseri sürdüğünü, kimin nerede ne hamle yapacağını kestiremediğimden dolayı ben biraz arka planda kalmaya çalışacağım. Fazla açık olmayacağım ki pişman olacağımız bir hareket yaşanmasın. Çünkü bazen oluyor böyle, benim arkadaşlarımdan da var. Gelip silme geçmeye çalışanlar, ne bileyim değişik hareketler yapanlar ya da kim çabuk gaza gelir. Böyle buluşmalara giderseniz eğer çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta en çok dikkati bugün etmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten en tehlikeli zaman arkadaşlar şu buluşmanın olduğu zamanlar. Ondan fazla yarış motoru var bugün. Hepsi güçlü, hepsi
hepsi sesli, hepsi ikinci kez kendine baktıran motorlar ve haliyle sürücüleri de, kullanıcıları da gaza geliyor. Ben gaz açtım mı öbürü açıyor, öbürü açtım öteki açıyor. Oh ya, bağıra bağıra yemin ederim boğazım ağrıdı şimdiden, ben bugün nasıl tamamlayacağım bilmiyorum. Önde bir canavar ordusu, arkada da ayrı bir canavar ordusu var. Şu an geliyorlar ufaktan. Öyle dediğim gibi sürekli full hype olmamaya çalışacağım. Ben şu an gaz açar giderim ama temkinli olmak lazım. Neden bu kadar çok korkulması gerekiyor diye sorarsınız arkadaşlar. Senin gibi riski kullanan birkaç kişiyle birlikte sürüyorsun ve sen temkinli olmazsan onun muhtemel hatası yüzünden ikiniz de yeri boylayabilirsiniz ve biliyorsunuz ki arkadaşlar biz Azrail'i çok kez yeniyoruz ama onun bir kez yenmesi oyunun bitmesi için, game over olması için yeterli. Öyle değil mi? Tayfa fena, tayfa çok fena. Ben başka bir şey demiyorum. Yani tamam, temkinli gideceğiz dedik de gaz açmayacağız demedik tabii ki. Eski narımız canavar gibi duruyor, kayış gibi duruyor. Tabii ki bir 1.6 mu fizet olamaz ama. Samimi söylüyorum, bu mikrofon kaskımın içinde olduğu için dışarıdaki sesin, yani benim egzozumun da diğer motorların egzozunun da %50'si bile taşınmıyor size. Çok yüksek bir gürültü var ve onları bastırmak için bağırmak zorunda kalıyorum. Umarım çok patlamıyordur ses ya, bakalım. Editlerken göreceğiz. Bu arada editörüm kim diye soranlar oluyor arkadaşlar. Farkındayım çok iyi biri olduğunun. Övgüleriniz için teşekkür ederim. Editör BYK. Her şeyi ben kendim hazırlıyorum. Plan, kurgu, editing, posting, sharing, recording konulara bağladım ya. Her şey bende arkadaşlar. Ne diyorduk bu durumlarda? Amanın amanın. Ya bir şey diyeceğim, ben de bu motorda bir tork eksikliği var diyorum ya. Abilerin önünde çok artistlik yapmayayım, kendime engel olayım diye B moduna almıştım. Şimdi bir şunu A moduna çekelim de oyun başlasın. Akşam dönüyor olacağız ve bende pist vizörü takılı. Şu göstereyim hemen. Şu vizörden takılı. Akşam kör olacağım ben, yani hiçbir şey göremeyeceğim. Umarım vizörümü açtığımda, şöyle açıyorum ama rüzgardan kapanıyor geri. Gece çok sıkıntı yaratıyor bana. Umarım hallederiz ya da kapanmaz. Bakalım bir ne olacak. Keşke şeffaf vizörü taksaydım. Bu vizör de işte arkadaşlar güneşte falan çok iyi. Şekil falan da görünüyor. Benim yüzüm gizli biliyorsunuz. Ona da çok yardımcı oluyor ama işte böyle bir eksisi var. Akşam kesinlikle kullanılmıyor. O yüzden genelde akşam için planım olduğunda gidip şeffaf vizörü takıyorum ama bu birazcık plansız bir gün oldu. Geç çıktık daha doğrusu. O yüzden bu vizörle kaldım. Umarım çok da can sıkmaz. Grup sürüşlerinde korktuğum, sevmediğim şeylerden bahsettim. Peki bunca riske, bunca yakınmaya rağmen niye çıkıyorsun diye bir soru da gelebilir. Kesinlikle izlediğiniz gibi değil. Yani ben size olabildiğince yaşatmaya çalışıyorum. Tüm samimiyetimle konuşuyorum ama burada oturmak çok ayrı. Umarım siz de bir gün dilediğinizce bu zevki tadarsınız. Grup sürüşünde en sevdiğim şeyse arkadaşlar, tek şerit ilerliyorken bir viraj olduğunda pıt 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 böyle devrilmesi, herkesin tek tek yapması. Çok iyi ya, çok iyi olay gerçekten. O görüntü de, o his de apayrı bir şey. Neden Espinar değil de Espinar abi? Naked seviyorsun. Güzel ama bunda da o asimetri varmış ya. Bunu ilk defa görüyorum da.
çıplak modeli bu. Bu aynı. Sadece çıplak modeli. Sadece grenajları çıkartmışlar. Bak, şunu değiştiriyorsun, direksiyonu değiştiriyorsun. Grenajları takıyor, tamam işte. Yeni bir motor olarak sürüyorlar piyasaya. Arkadaşlar şöyle ekibi kuş bakışı gösterecek olursak ZX10R, ZX6R, burada BMW S1000R. Naked sevdiği için racing almıyor. Gayet geçerli bir sebep. Burada bir tane 600R'ımız. Burada HP4 BMW S1000R. Orada R1 Suzuki 1000'lik. Bu da arkadaşlar Kawasaki ZZR 1400'müş. 1400'lük yani bu da. Eski kasa sadece. Gölgemiz, canavarımız, VK sticker olduğu için bunların hepsinden çok daha güçlü. 3400'lük arkadaşlar. Hemen yanında bir tane Honda CBR 1000R. Kadro böyle. Birazcık dinleneceğiz, ardından tekrar yola çıkacağız. Arkadaşlar Tayfa'nın eksikleri de geldi. Bir tane GSX-R 1000 geldi. Bir tane 1000R geldi. Bir tane de ayrıca S1000R geldi. Tayfa iyice delirdi yani. Daha kalabalık olduk ama asıl S1'i nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Burada. Amcamıza bakın. 72 yaşında 1100'lük kullanıyor. Atladık canavarımıza. Şu an Sığacık'tayız. İzmir'e dönüyor olacağız. Amcayı gördünüz mü ya? Gerçekten şaşırdım. Gördüğüm en yaşlı büyük CC kullanıcısı. 72 yaşında 1100'lük makine var altında. Helal olsun ya gerçekten. O yaşları görmek nasip olursa bizim de muhtemel sonumuz yani. Evet, sivil araçtan uyarı geldi. Bizim BMW S1000'e gaz verince hemen aldık uyarıyı. Ama tabii ki 10 saniye sonra plakamızı bile göremiyor olacak. O yüzden sorun yok. O ne lan? Göğsüme bir şey geldi. Neyse ki orada ruhsatım var. Atatürk'ü göğsündeki saati koruyor yani. Beni de ruhsatım korudu. Aman aman ya. SC egzoz böyle işte arkadaşlar, yırtılıyor. Bence bir tık fazla yani, tok sesi bozuyor. Farklı bir frekansa çıktığı için. Ama bizim gölgeninki tabii ki harbiden daha güzel. Zaten bugün yeterince gazladık. Kaydı da daha fazla uzun tutmak istemiyorum. Böyle manyak çılgın bir gündü. Bu Esin Ararlı abi de bizim kadrodan. Ben çıkınca çıktı o da. Şöyle bir çekelim onu da. Çok güzel duruyorsun be. Tekerlek sporu. Bugünlük de bu kadar olsun. BYK kaçar.